yanına karşı karşıya gelebiliriz. Bu da bizi bayağı bir geriye atar gibi geliyor. O yüzden öncelikle şu bölgelere bir önem vermem lazım. Evet beklenen savaş şimdi gelecek. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Bunları halletsek mi aradan teker teker çıkarsak bence çok tatlı olacak gibi geliyor bana. Herhangi bir ünvan oluşturmadığımız için herhangi bir problemimiz yok. Direkt devam edelim şuradan. Baya bir savaş oldu bu bölümde olmaya da devam edecek. Savaşa doyacaksınız bu bölümde onu söyleyeyim yani. Avrupa 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 içinden geçeceğiz Avrupa'nın. Merhabalar Crusader Kings 3 serimizin yeni bir bölümüyle de karşınızdayım. Hemen bir önceki bölümden özet geçiyorum. Bir önceki bölümde İskender vefat etti. Hemen şöyle gösterelim. Kendisi 68 yaşında vefat etti. Kendisi vefat ettikten sonra beklediğimiz padişah, beklediğimiz Sultan Kasım tahta çıkmış oldu. Ben de düşündüm ki direkt tahta çıkar çıkmaz Bulgarlara bir krallık istilası savaşı açarız. Açamadı. Açmamız için haşmetli şöhret seviyesine ulaşmamız gerekiyormuş. Bunun için uğraştık bir önceki bölümde. Bu tarafta bir Beylik bir sultanlık vardı yanlış hatırlamıyorsam. Orayla bir savaş savaşıp şu bölgeyi aldık. Bu biz bu bölgeyi alınca bunlar böyle parça 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 bölündü. Fakat şöyle bir şey dikkatimi çekti. Kendilerine vasallık teklif edince diyor ki Ülkesi sizinkinden çok uzak fakat dibinde. Acaba zamanı ilerletince toparlayacak mı? Yani düzelecek mi? Onu göreceğiz. Onun haricinde çok da bir şey yapmadık aslında. Bu bölümde bir önceki bölümde söylediğim gibi Avrupa'ya açılacağımızı söylemiştim. Şimdi Avrupa'ya açılmadan önce bölümü başlatalım. Bölümü başlatmadan önce de ufak da bir hatırlatma yapayım. Eğer içeriği beğenirseniz, videoyu beğenip kanala abone olursanız beni edersiniz beni desteklemiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Eğer belirtmek istediğiniz bir şey varsa da yorumlar kısmından yazarsanız bütün yorumları okuyorum bilginize. Evet bölümü başlatalım böylelikle ufak hatırlatmamızı yaptıktan sonra şu bölgeleri hemen başlamışken hemen şuralara bir ayar çekelim ki bölüm içerisinde tatlı tatlı şıkır şıkır kalemizi yükseltelim. Şurayı yükseltelim. Kalemizi yükseltemiyoruz fakat onun yerine ne yapabiliriz? Mesela mesela şurayı yükseltelim. Başka yapabiliyor muyuz? Hmm, yapabiliyoruz. Güzel. Şu bölgeleri ayar çektikten sonra askerlerimizin tamamen toplanmasını bekleyip direkt Bulgarlara savaşa girişeceğiz. Haberiniz olsun. Güzel. İdareden şunu onlayalım. Bunlar önemli gelirimizin artması açısından. bayağı önemli. Bir tık da hızlandırdım. Neymiş? Spy bana Sultan Al Muazzam Muhammed. Benim karım lan bu. Ben benim karım lan. Şöyle dinle alakalı ne yapabiliriz? 4 ayı kaldı diyor. Kültürel olarak da şuraları yapsak aslında. Aynı bölgeyi yapsak çünkü şöyle bir şey var. Örgütleşme kısmında bu arkadaşların hepsi bu bölgede. Bakın, bu taraf, bu taraf. Bu tarafları aslında bir an önce baya bir boşladık bu tarafları. Şu Gürcistan tarafını falan baya bir boşladığımızdan dolayı bir isyanla karşı karşıya gelebiliriz. Bu da bizi baya bir geriye atar gibi geliyor. O yüzden öncelikle şu bölgelere bir önem vermem lazım. İşte kontrol arttırma olur. Din değişimi, kültürel, kültürel olarak değişim olabilir. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şuranın kontrolünü bir arttıralım ki başımız belaya girmesin diyecektim de kendisi Sünni Rus. Enteresan bir kombo olmuş. Sıkıntı yok. Evet askerlerimiz toplanıyor. 100k'ya yakın askerimiz var. Yakın değil direkt 100k askerimiz var. Evet beklenen savaş şimdi gelecek. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Tüm askerlerimizi toplayalım. Hızımız 4'te. Onlar toplanana kadar muhtemelen yıl geçecek. Bulgarlarda içimizden geçecek. Neymiş? Sen kal dostum buradan gitsin. Event bildiğimden dolayı direkt okay dedim. Şöyle siz gelmeden önce şuraya bir toplanalım da posta 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 içimizden geçmesinler. Fena da askeri yok gibi. 36K askeri var. Şimdi 39 k totalde parçalarız tek başımıza yeteriz onlara sıkıntı yok. Bir eksi yedik eksi yememizdeki sebebi anlamadım. Daha öncesinde savaş açtığımızda herhangi bir eksi yemiyorduk. 3'e böldün sen orayı. Ben bir önce seni bir kovalamak için bir sen tepene bir bineyim. Yakaladık seni orada güzel. Neymiş bu? Eğer bir sazan gölte istiyorsanız sizi bir tane inşa edebilirim. Tamam hadi Sazan hadi Sazan çok da şey olmayacak ama bu arada Kasım hastalanmış ama iyileşmiş. Güzel geldi? Tutumlu kağıt. Yani fena değil, fena değil. idare eder. Tamamdır. Yok kardeşim beyaz barış falan yok. Beyaz barış falan yok. Ben oraya alacağım. Direkt senin başkentinden başlayacağım hatta. Neymiş? Tamam olur. Oluruz. Geliriz savaşa geliriz. Sıkıntı yok kardeşim. Şu başkentini bir alalım senin. 112'ye çıktı. Gelsiniz vuruma. Şurayı da şöyle yapalım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Umarım patlatmaz bizi. İkisinde komutanı var mı var? Seninle bu taraftan başlayacağım. Seninle de bu taraftan devam edeceğim. Bir aksilik yaşanmaz ise. Güzel. Kendisiyle evliliğimizi yaptık. Şimdi. Sen kaçsın, sen 13'ün, sen kaçsın, 16. Sana ne gelmiş? Gösterişli hile vaz gelmiş. Sıkıntı. Seni bir baştan çıkartalım. Tamam mı? Rakibiz. Şimdi rakip önemli değil kardeşim. Önemli olan şu şu tarafa doğru akıtıp şu bölgeleri bir alalım. Çünkü bu tarafları savaşa krallık istilası için yani Bulgaristan tarafına savaşı kazanır mıyız biz? Sence kazanırız gibi geliyor bana. Biraz yıprat, yıpratacaklar bizi ama yok güzel güzel. %68'e geldi. Çok da güzel oldu. Şuraya git. 33K. Senle de şuraya devam edelim. Tamam onlar beyaz barış yapmış. Çok da mühim değil aslında. Bizim için önemli olan bu savaş. Sen benim içimden nasıl geçtin kardeşim? Tepene orada bineyim ben senin. Bitir abi. Şuraya gel. Güzel. Her şey şu an tıkırında gidiyor savaşta. Biraz yıpratıyorlar bizi ama yapacak bir şey yok orada. Şurada bir 22K'lık bir asker var da. Artık çok geç. İşte bu muazzam. Bence görüntüsü harika oldu. Ufak ufak Bulgarların içinden geçeceğiz. Kendilerini bitirene kadar. Şimdi oyunu bir durdurdum. Ünvanlar gasp edilebilir diyor. 1000 altın lazım. Bulgaristan ünvanını gasp ettik. Paramız yok. Parayı bekliyorum. Biliyorum farkındayım. Hepsini halledeceğim. Hepsini halledeceğim. Güzel. Sıkıntı çıkmadı. Hala daha bekliyorum. İdare yaşam tarzından bir özelliğimiz geldi. Şunu da şöyle artılayalım ki fazladan para kazanalım. Bir ekstradan savaştayız biz. Ne savaşındayız? Ha, Altın orada Savaşı ya. Altın orada bizi davet ettiği savaş. Kutsal savaş diye. 116k diyorsun da 100k'sı ben ne yapabilirim ki ben şimdi sana? Ben sana hiçbir şey yapamam. Şöyle yapacağız. Bulgar İmparatorluğunu da çöktük. Çok güzel, çok güzel. Şu fidyeleri de şey yapalım hemen. Yollayalım ki. 35, 5 3, -5, 3 -5. 100 altın 100 altın. Fena altınlar değil bu arada bunlar. Bizi şu an şu aşamada bir tık daha kurtarabilir. Ünvan oluşturmak için. Uzun süredir böyle bir parasal olarak sıkıntı çekmiyorduk. Şimdi toparladık gibi. Güzel. Oluştur abi. Başka ünvan oluşturabiliyor muyuz? Oluşturamıyoruz. Fazla düktük sahibiyiz. Onun da farkındayım. Onu da hemen hallediyorum. Liberia Liberia Liberia. Gel. Prensmişsin sen. Sana şöyle şurayı verdim ben. 3 adet daha bölge vermem lazım ki bir tık fazla şeyimiz var. Burada değil. Şuralardan, buralardan bir yerlerden yok mu? Şimdi kafam karıştı. Bir dakika, bir dakika. Tamam seni birine ver. Geri gel. Şöyle yap. Bura nere? Burası olmaz kardeşim. Ah ama ah ah ah. Şöyle tek tek bunun bir kolay yolu olması lazım. Çok fazla toprak olunca böyle sıkıntı oluyor işte. Şuradan bakalım bari. Değil mi? Mantıklı. Değilmiş. Aha. Şuradan yapacağım abi. Sultanlık, sultanlık, sultanlık. Misya, misya. Misya'yı de vermek istemiyorum. Orası benim bölgem ya. Ver bir tane daha ver. Hadi, hadi bir tane daha ver. Allah'ın cezasına ver bir tane daha. Bir tık sinirlendim. Bir tık, bir tık, bir tık. Çok, çok, çok az bir sinirle, sinirlen, sinirlendim şu an. Şunları bir kapat. Heh, bura nere? Tamam ver bunu da birine ver. Hadi sonunda. Teşekkür ediyorum. Evet. Örgütleşmeni durumda. Oo, burası bayağı sıkıntılı. Orası bayağı sıkıntılı. Oraya hemen bir halletmemiz lazım. 13. Şöyle yapacağım. Seni birinci leş yapacağım. Tamam mı? Ondan sonra şu konseyde de şöyle bir şey yapacağım. Çok güzel. Harika. Aktar. Kur. Suçlular. Yapıştır. Bunu hapsedemiyorum. 166. Onu sonra hallederiz. Şimdi güzel. 269 altın geliyor. 103k askerimiz var. Şimdi bu bölgeleri iyice bizim kontrol edebiliyor olmamız lazım ki problem yaşamayalım. Çünkü buradaki vasalların çoğu. Mesela bu Türk değil mesela anladın mı? Bunları halletmemiz lazım. Eksi yediğimiz kim var? Muhtemelen Hristiyanlardan, Ortodokslardan falan diyeceğim de yok. Çok da eksi yemiyoruz aslında. Senin vasallarındaki durumlar ne? Senin vasalların da beni seviyor ama seni sevmiyor. Ve sıkıntı olacağını sanmıyorum. Hemen Valaçı'ya bakıyoruz. Durmak yok, durmak yok, durmak yok. Şu taraflarda ne yapabiliriz mesela? Şuraya savaş açsak. Ufak ufak şurayı toplasak şöyle komple. Nasıl olur? Bence mükemmel olur. Nice. Sana savaş açsam ben. Bak mesela muazzam. Tamamen muazzam. Askerlerimizi hemen toplayalım. Gel abi kabul edelim. Tamam sıkıntı yok. Çağrı olsun. Çağrı'ya bir bakacağım. Çağrı zeki, çekici, dinç. Ya biz de bunu da eğitelim. Tamamdır. Daha güzel, daha çıtır bir varis gelirse ona, ona ayar çekeriz. Onunla problem yaşamayız diye düşünüyorum. Siz bir toplanın abi şurada çıtır çıtır savaşlara başladık. Şöyle yapacağım. Seni ikiye böleceğim. Birinizi şunun üstüne salacağım. Tamam mı? Birinizi alttan sokacağım. Şuradan şuradan gir bakalım sen. Hızı da dörde aldım. Çıtırında seri savaşlar Avrupa'ya çöküyoruz. Bölümün adı belli oldu. Avrupa'ya çökmece. Saygılar. Hadi bakalım. Kaçma gel gel. Gel. Ben seni sıkıştırırım gibi orada. Sıkıştırdım da güzel. Ayla. Münzevi ne veriyordu? Şöyle bir şey yapacağım. Avla mavla onun şeyini hallederiz gibi geliyor bana stresi. Tamamdır ava çıktık. Konseyde bir adet sıkıntımız yaşandı. Onu da atama yaptığımızda göre herhangi bir derdimiz yok gibi duruyor şu an. Tamamdır. Şurayı da akalım. Bu savaş bayağı uzun sürdü. Güzel savaşı bitirdik. Mis gibi oldu bak. Harika. Çok güzel ilerlememizi kaydediyoruz da. Şöyle bir şey yapacağım. Ünvan oluşturabiliyorumdur. Burada milyon tane ünvan var çünkü. Başka, 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 başka. 158 diyor. Tamam, Onu da hapsettik, geri şey yaptık, cart yaptık, çurt yaptık. Gel abi. Seni hemen birine verelim. Kime verelim, kime verelim, kime verelim? Baturay benim oğlan değil mi? Bulabuk benim karıyı hamile bırakmıştı. Yaşıyor onu, halledeceğiz. halledeceğiz. Sanki ona farklı bir şeyler olmuştu da orada fantastik bir şeyler yaşanmış gibi hissediyorum şu an. Neden öyle hissediyorum? Ben onu sanki hadım etmiştim falan bir önceki bölümde diye hatırlıyorum ya. Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Karakterimin yeniymiş. Gel, yeğenim. Güzel. Hemen şu sağ tarafa bir bakalım. Gürcü tarafına da şu ünvanlar şunlar biraz problem çıkartacak gibi. Şuraya ne koyalım? Şuraya şu heykeli koyalım. Başka koyabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Saraya sonra bakacağım. Merak etmeyin. Aklımda şöyle fena ara gitmiyoruz aslında ya. Hı? Sınıra yapıştırdık. Güzel güzel. Nice. Şimdi ben sana... Evet bunlar düzelmiş. Çok güzel. Çok güzel. Ooo kabul ediyorsunuz. Biz bir kabul edin bakalım. Herkes bilsin kardeşim. Gel sen de bir daha. Harika. Var ya her şey mükemmel gidiyor şu an. Yakın zamanda savaştığımızdan eksi 50 yiyoruz. Totalde 24 kalacak. Temel isteksizlik. Aramız kötü. Şöyle yapsak sana hediye göndersem ben. Sonra sana vasallık. Dini muafiyet. Düşük feodal. Yok. 98 farklı mezhepten olduğumuz için Eksi 120 yiyoruz o biraz sıkıntı oldu Her yani ne herhalde ben sana vasallık Evet edemiyorum neden edemiyorum Hırslıdan eksi 20 yiyor Şöyle yapsak mesela ben sana hediye göndersem 100 yapsak vasallık teklif etsek Mis gibi bu kadar basit işte Hadi ama şu ikisi kaldı Bu ikisini de hallederiz bir tanesi zaten bizim dinimize Mensup değil Kına abi şurada ne yapabiliriz Kuralım Buradan din muhabbeti ne oldu? 19 gün kaldı diyor. Şu örgütleşme beni korkutuyor bu arada. İyi 132 kadar düşürmüşüz herhalde. Sanırım. Düştü gibi sanki. Şu şey bir bitsin. Nerede o? Hayda. Ne böyle oldu? Tekrar başladı. tık sıkıntı gibi sanki. Senin yerine kimi atayabiliriz kardeşim? Atayamıyoruz. Çünkü daha öncesinde başka birini atadık. Şimdi şuradan bize... <laughs> Hmm, şuradaki kontrolü bir arttıralım 2 yıl ya Ne yapabiliriz ne yapabiliriz planlara destekli Sekteye uğratma tamam sekteye uğratmaya devam etsin ünvan bütünleştirme, kraliyet desteği başlatma, dış ilişkileri güçlendirme. Tamam iç ilişkilerde kalsın o. Tecrübe bölgeyi ikna etme diyor. Dursun şimdi dur şu kültürü bir yay bakalım sen. Okey tamam tamamdır fena değil gibiyiz şu an sanki. Bak burası mesela şeydi kutsal romanın da burada bir sıkıntı. Neymiş? Emperor hançeri yanıma geldi. Okey. Çocuk eşinizin eğitiminden istifade ediyor diyor. Sıkıntı yok. O veletle bir işimiz yok zaten. Bizim asıl şeyimiz nerede o? Çağrı ile Baturay. Baturay canavar gibi oldu. Baturay iyi duruyor. Baturay fena değil gibi. Seni bir daha şöyle bir aşk yaşa desek. Mesela hamile kalsan. Bize bir adet çocuk daha erkek çocuk daha. Şöyle güzelinden çıtırından bir tane. Tamamdır. Evet bence gayet iyi ilerliyoruz. Oyunu bir durduralım. Şurada 92k askeri var. Hmm, bir tık sıkıntı ya. Bir tık problem. Evet devam edelim. Hazır şey yapıyorken aslında sarayı sarayı toplamadaydı. Şu ufakları halletsek mi aradan? Teker teker çıkarsak bence çok tatlı olacak gibi geliyor bana. O yüzden şöyle bir şey yap, şuraya koyacağım. Şu sağ taraftan yani sol sağ artık na, nasıl diyorsam benim solumda kalıyor şu an solda. Neyse bunun tartışmasını yapmayacağım şimdi. Onları bir halletmek lazım diye düşünüyorum. Ufak 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 ufak. Şu diğer savaşla alakalı bu arada. Onu söyleyeyim. Şuradaki şu savaşla. Onunla öndeymişiz zaten. Altın orada çağırdı beni oraya o savaşa. Şimdi birleşin, sonra ikiye ayrılalım. Sen gel, sen şuraya git, sen de şuraya git bakalım. İskenler'de da eksi yemiyorduk. Ama asker sayımız çok arttı, milis sayımız çok arttı. Güzel. Duvarloda kafasına vurduk. Gelmiş bize atar gider yapıyor lavuk. Şunu da halledelim hem diğer savaşa da bir katkımız olmuş olur en azından. Orayı da alsın. Eksen koyalım çocuğun adını. Bizim çocuğumuz değil tabi. O da güzel. Onu da hemen hallet. Neymiş? Sen neresin? Gel abi. Çok güzel oldu bu. O harika oldu. Şöyle bir şey yapacağım. Savaş, vasallar, aktar. Güzel. Herhangi bir ünvan oluşturmadığımız için herhangi bir problemimiz yok. Direkt devam edelim. Şuradan. Baya bir savaş oldu bu bölümde. Olmaya da devam edecek. Savaşa doyacaksınız bu bölümde onu söyleyeyim yani. Avrupa, Avrupa, Avrupa. içinden geçeceğiz Avrupa'nın. Şunu da arttırırsak. Bak çiçek gibi oldu. Harika. Biraz ağır topluyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Siz kimle savaştasınız bu arada? Birbirinizle mi savaşıyorsunuz gerçekten ya? Otorite savaşı diyor. Ha isyan çıkmış herhalde. Tamam sıkıntı yok. Bizim bebe bizim bebe halleder. sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Gel. Gidelim ya. Bir problem yaşamayız. 1300 askeri var zaten. Sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Tabii gidebilirsek. Şöyle hemen şöyle dine bakalım. Şu olarak halletsek aslında çok güzel olacak. Mesela şu örgütleşmenin durumuna %39. Nedir bu? Daha düşük kont Aa, aa, şerefsizler Nasıl daha düşük kon kon konuşamadım Öyle şey mi olur ya Tamam gelsin sıkıntı yok Stresimizde bir problem yok en azından kabul edilebilir seviyede Şuraya gidelim şunu bir halletsin Güzel nedir bu Bak bayağıdır ilham gelmiyordu bu arada güzel oldu İlhamı da desteklemiş olduk Güzel diğer savaşı kazandık Bizi davet ettikleri savaşı kazanmışız yani Beyaz barış yok kardeşim Beyaz barış falan yok ben içinizden geçeceğim sizin Ben oraya alacağım Seri seri çok güzel. Bundan oluşturabiliyor muyuz? Bakıyorum 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 bakıyorum. Hanım Ayosun. Upset. Bahadır. %60. %80. Şimdilik onlar bir kalsın. Şunları terhis et. Gidelim. Stres azalır belki. Bu tarafta durumlar ne? Sizde de bir savaş var. Siz siz neysiniz Yani niye savaşıyorsunuz birbirinizle? Alıp veremediğiniz ne? Yani, yani. Mesela ben sana hala vasallık teklif edemiyorum. Çok enteresan. Sen bir türlü kabul etmiyorsun yani. Senin kabul etmemendeki ana temel sebep yakın zamanda savaşmış olmamız. Ne zaman bitecek kardeşim peki bu? Yani şuraya şey yapabiliyor muyuz? 55 kabul etmiyor. Sana da para verelim. Şimdi kabul eder misin sen? Tabii ki de edeceksin. Çok güzel. Ortodoks ama Türk. Garip. Kabul et. Neymiş bu? Sana sadara gelmesine izin vermeyeceğim. Tek istediğim bir öpücüğün. Neyse öpücüğü de kaptık. Güzel stresimizi azalttığımıza göre. Vallahi büyüyoruz. Vallahi büyüyoruz. Dedim ama Kasım'la harbiden pataküte pataküte Avrupa'ya giriş yapacağız demiştim. Son şurayı da bir alalım. Orada biraz geç toplanıyordu askerler. Orası kırmızı. Neden kırmızı bilmiyorum. İkmal limitinden dolayı olabilir. Belki şuraya yapalım. Şuraya bir savaş açalım. Güzel 1600. Senin şeyin yok. Sana da savaşı açtığıma göre askerlerimizi de toplayalım. Neyse ya fethedildik. Şöyle kendimin tepkini tanıdım. Oran ile koyup sohbet edeyim mi bu? Olur, 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 olur. Arkadaş oluruz. Karışma, sen de bokunu çıkarma bir öpücük öpücük aldık diye sen de harbi bokunu çıkardın ha. He. Lavuk. Her şeye burnunu sokar oldu anasını satayım. Tamam, toplamaya gerek yok. Şunu halledelim hemen. Kabul, boşanın bakalım hadi. Al orayı da bitirelim savaşı direkt. Neymiş bu? %81 daha yüksek kalite diyor. Güzel. Şöyle yap. Şurayı da hemen birine verelim. Ki eksi yemeyelim. Hepsini tarif et. Güzel. Raç oyunu ana. Onu da birine verelim hemen. Geç, geç 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 geç. Hemen seri 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 seri. Kime verelim kime verelim kime verelim. Hepsi bey bunların Gel. Ah tamam. Evet bu bölümde savaşa doyduğumuzu düşünüyorum. Bölümü de şöyle bir oyunu bir durduralım. Savaşa doyduk gibi bu bölümde. En azından ben doydum. Tabii ki bir sonraki bölümde de daha devam edeceğiz. Şu bölgeleri toplayıp şurayı komple almak istiyorum Yunanistan tarafını. Bakalım görelim. Evet buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like Oh.